İşçi Partisi, Gökhan Zanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zanı adaylıktan çektiğini bir e, akşam vakti sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Türkiye İşçi Partisi diyor ki, bizim elimize bir takım ses kayıtları ulaştı, daha evvelden ulaştı, yani biz bu açıklamayı yapmadan 10 gün evvel ulaştı bize... Bunların kriminal olarak bu ses kaydının doğru olup olmadığını inceledik, baktık, ettik ve doğru olduğuna kanaat getirdik diyor. O ses kaydında adaylıktan çekilmemesi karşılığında Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi ile işte onunla konuşan kişi Turgay Kocakaya bir coğrafya öğretmeniymiş Hatay'da. Bir pazarlık yapılıyor telefonda. İşte Turgay Kocakaya diyor ki ben AK Parti il başkanlığındayım. Senin adaylıktan çekilmemen için sana 3 milyon dolar öneriyorlar diyor. Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi işte diyor ki 5 milyon dolar olsun. Bana seçimden sonra seçimi kazanamayacağıma göre işte bir iş ayarlansın. TRT Spor'da yorum yapayım. Hatay Spor'da sportif direktör olayım falan. Açıkta kalmayayım. Vesaire. Gökhan Zansa bu iddiaları yalanlıyor. Yani diyor ki bu deep fake tarafından bu yapay zeka işte son zamanlarda bir takım videolar falan üretiliyor biliyorsunuz gerçeğinden ayırması çok zor. Ya ben böyle işte böyle bir konuşmam olmadı diyor. Bu üretilmiş bir telefon kaydı diyor. Gökhan Zansa'nın savunması da böyle. Bu mesele elbette tartışılıyor. Taraflardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Erkan baş konuştu. T24'ten Murat Sabuncu'ya. Bu meseleye ilişkin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanının açıklamaları şöyle. Şöyle bir suç var diyemiyorum fakat bizim açımızdan şeffaflık ve temiz siyaset bütün Türkiye'de en hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. İlkesel bir duruşumuz var ve bizim bilmediğimiz bir ilişkinin kurulmuş olması da bu kararı almamız için yeterli. Bundan sonrası gerçekten bizim sorumluluğumuz değil. Mahkemeler karar verecek. Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Yapılabilecek başka bir şey yok. Bu kirli siyaset alanında gizli kapaklı yürümemek gerekir diyor Erkan Baş. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Ee, Gökhan Zan demiş ki diyor bizim arkadaşlarımıza ben seçimi kaybedeceğim sonra ben ne olacağım? Seçimden sonra. Ben ne olacağım demiş bizim arkadaşlarımıza. Erkan Baş'ın ifadesi böyle. Turgay Kocakaya'ya gelelim şimdi. Turgay Kocakaya, az önce anlattım Gökhan Zan'ın bu ıı, ses kaydında konuştuğu iddia edilen kişi. Ben diyor AK Parti il başkanlığındayım, seni oradan arıyorum diyor Gökhan Zan'a. İşte şu kadar para veriyorlar falan Gökhan Zan'ın taleplerini alıyor Turgay Kocakaya. Alev Olgay, ıı, KRT'nin sunucularından, ekrandan bilirsiniz... Dün Turgay Kocakaya'yla bir görüşme yaptı. Dün akşam bir kısmını yayınladık bu görüşmenin. Bugün de haber olarak KRT'de görmüşsünüzdür. Turgay Kocakaya Gökhan Zan'la yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Alev Olga'ya verdiği röportajda. Ee, diyor ki işte ses kay kaydındaki o yayınlanan ses kaydındaki kişi evet benim. Gökhan Zan'ın para bulamazsak çekileceğim aileme ev almam lazım. Bana ne Hatay'dan, Hataylıdan dediğini iddia ediyor Turgay Kocakaya. Zaman azalmıştı. Gökhan aday olmayacak mısın dedim. Yani bence aday olman lazım. İşte bir iki parti var abi, iki parti var dedi. Ailemin iki dairesi yıkıldı. Benim aileme ev almam lazım. Halamlarda kalıyorlar. Engelli kardeşim var. Benim paraya ihtiyacım var dedi. Bana ne Hatay'dan, bana ne Hataylı'dan dedi. Benim para almam lazım. Aynen böyle ifadeyi kullandı. Bari bana bir koruma, bir de reklam için, bir de TV kanallarını açsınlar. Daha sonra tip işin içine girdiği için orada İzel Hanım'la zaten bir görüşme yaptık. Abi dedi ki bana bir bağlantı bul, mutlaka bul. Gel, yoksa ben çekileceğim, maddi olarak dayanamıyorum. Araç giydirmelerini bile yapacak paramız yok dedi. Gökhan ben şu anda AK Parti binasındayım. E, senin dediğin gibi geldim ama ne isteyeceğini bir ifade edemedik. Ne istiyorsun? bir daha söyler misin Hatay spor şu bu falan Hatay sporu işte şeyi detaylandırmasını istedi. Bu sırada da kaydı aldı arkadaş yanındaki arkadaş. Ben çok rahatsız oldum. Ertesi gün hatta neredeyse o arkadaşa yalvardım. Abi niye kaydettin ki sil şunu falan dedim. Gökhan bir öfkelendi kızdı ama bana değil çevreye. Alakasız insanları kattı işin içine. Lütfü Bey'in etrafındaki insanları vesaire. Gökhan dedim kuruyorsun kaydı alan bu adam ve sildireceğiz merak etme. Zaten para da almadık, zaten anladığım kadarıyla dedim sen bize bir dümen yapmışsın. İşte ben Gökhan'a